İdam edilmesine 3 gün kalmış bir kişinin iktidarı bir anda ele geçirebileceğini hiç düşündünüz mü? Mikhail Tuhaçevski, Sovyetlerin şanlı generali. Kendisi üst düzey başarılar elde etmiş yenilikçi bir subaydı ve Stalin yönetiminde de hizmet etmekteydi. Stalin kendisine yapılacak bir darbenin farkındaydı. Buna karşılık bir önlem girişimlerinde ve bazı kişileri tasfiye etmekteydi. Mikhail Tuhaçevski sıranın kendisine geleceğinin de farkındaydı. Dolayısıyla o da önlemlerini almaya başladı. Çünkü kendisi önemli bir generaldi. Roma generallerini düşünün, Sezar'ı düşünün. Tuhaçevski işbirliklerini yapmaya başladı. Siyasette önemli pozisyonlarda yer alan kişilerle ittifak arayışlarına girdi ve onlardan yararlanmaya başladı. Daha sonra NKVD'nin üst seviye kişileriyle anlaşmalar yaptı. Onlardan birisini ülkenin başına geçirdi. Ancak hükümette hala Tuhaçevski karşıtları bulunmaktaydı. Bu yüzden yani baştaki kişi tek başına Tuhaçevski'ye yardım edemeyecekti ve idam edilmesine 3 gün kalmıştı. Bu bilgi resmi değil ama herkesin dilindeydi. Halk bile biliyordu Tuhaçevski 3 gün sonra idam edilecekmiş diye. Bu bilgi nereden geliyor? Odak ağacından geliyor. Velhasıl kelam, Tuhaçevski öyle bir strateji planladı ki 3 gün kala kendisine bağlı olan ordu tarafından hükümet ele geçirildi ve kendisi hemen idam edilmekten kurtarıldı. Devletin başına geçti ve tarihin akışını değiştirmek için devleti yeniden kalkındırmaya çalıştı. O zamana kadar Sovyetler'de Stalin elinden geldiğince devleti paramparça etmek, bütün organizasyonlarını yıkıp geçmekle uğraşıyordu. Ve ciddi anlamda Sovyetler çağın gerisinde kalmıştı. Ve böyle bir ortamda devleti devraldı. Yani 1937'nin artık ortaları mıydı neydi? O civarlarda, o civarlara kadar hiçbir şey yapılmamış, tam tersi geriye gitmiş bir Sovyet devletini devraldı. Ve o günden itibaren devletin organizasyonunu yükselmesi için elinden gelen çabayı gösterdi. Faşizm sonunda komünistler için de gelecekti ve geldi de. Nitekim yıllarca süren bir savunma savaşı. Yıllarca dedim de geçen sene başladı savaş. Neyse. Sonuçta savunma savaşı devam etti. Bunun için çok ciddi önlemler almıştı. Kendisi ünlü bir general, iyi bir generaldi. Ve Sovyet ordusu geri çekilmedi. Yani geri çekildi ama şu nehrin gerisinden gitmedi bir yere kadar. Burayı çok iyi bir şekilde savunmayı başardı. Özellikle faşist kuvvetler çok büyük hasarlar yaşamışlardı. Ve artık Avrupa'da batılı müttefiklerimiz, dolaylı müttefiklerimiz, onlar da çıkarma harekatları ve tüm gücüyle ilerlemeye başladılar. Çünkü Alman ordusu çok büyük bir kayıp yaşamıştı. İnsan gücünü kaybetti, kaynaklarını kaybetti, keza diğerleri de aynı şekilde. Ve artık gün geldi. Sovyet ordusu hücuma geçiyor ve piyadelerle yapacak. Dikkatini çekin, daha tank tümenimin kaynakları hazır değil. Kaynaklarım berbat durumdaydı. Fabrikalarım... Yani bu seviyede düşünün. Çünkü sanayileşemedik bir türlü. Çok geç kaldık. Velhasıl kelam. Ben size şunu açarak orduma saldırı emri veriyorum. Sovyet Kızıl Ordusu ilerleyişe başlıyor. Zaten biraz ilerlemişti de. Bunu böyle yapayım diye. Çal! Helmarş! Helmarş! Büyük uçak savaşları yaşandı. Uçak anlamında da yeterince sayıya ulaşamadık. Bir türlü üretemedik. Zaten tüfek zar zor ürettik. Tüfenk tümen var, düşün yani. Sadece tüfek var adamın elinde. Böyle tümenlerle idare etmeye çalıştık. Onun dışında savunma birliklerimiz var. Bak, tümenlerimizin dizaynlarını göstereyim. Rezalet. Fakirlikten ölüyoruz neredeyse. Şu hale bak. Bu böyle. Bu ana savunma tümeni. Ondan sonra tank yeni gelecek. Med tank. Üretmeye çalışıyoruz. Başka Kızıl Ordu, işte bu vurucu gücümüz, topçulu, anti-air'lı, gayet iyi. Buraya da tank koyduk biraz zırh alsın diye, önemli bir fayda sağlayabiliyor. Hafif tank kullanmıyorum şimdi cephede. Ve tüfek de böyle, bir tane de artısı varmış ha, yanlış olmasın. Evet, şimdi bizim ama asıl gücümüz kimlerle gelecek biliyor musunuz? Uçaklarımızla.
bombalaya bombalaya gideceğiz. Bu alçak faşizmi tarihe gömeceğiz. Berlin bizimdir komrat. Şunu getir şuraya bırak. Vur 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 vur. Bunu ikiye böl hatta. Bir kısmını da öbür tarafa göndereyim. Şuradan vursun. Uçaklar olabildiğince hasar vursun. Olabildiğince. Alçak faşistleri Berlin'e kadar kovalayacağız. Ya istediniz. Dediniz ki bir adet Tuhaçevski macerası izleyelim diye. Fakirlikten ölüyoruz arkadaşlar, görüyorsunuz. Ben de size buyurun. Bunu sunmak istiyorum. Elden geldiğince şunu aç. Ya da bu muydu? Fark etmez. Ya şunu al. Daha teknoloji alamadım, teknolojiyi. O derece. Sanayileşeceğiz diye bir sürü odakla uğraştık. Mahvolduk ama şu anda evet. Sovyet ordusu artık ilerliyor. Kızıl ordunun önünde hiçbir güç duramayacak. Alçak faşistleri Berlin'e kadar kovalayacağız. Ordumuzda tabii ki Marşal Tuhaçevski var. Komuta ediyor. Bu alçak faşistleri Berlin'e kadar kovalayacak. İşte buyurun. Kayıplar böyle şu anda. Güzel, güzel, fantastik. Burada uçakları mı var bunların? Hemen gönder. Bayağı uçak kaybettik. Büyük problem, çünkü uçak konusunda da ciddi penaltılar yedik. Aman iç savaş çıkmasın. İkide bir tehdit ediyor. Bak ortalığı karıştırırım diye. Aman iç savaş çıkmasın, olmasın, bu olmasın derken ciddi penaltılar yemek zorunda kaldık. Ama sonunda artık saldırılar geliyor. Her taraftan hücum ediyor Sovyet ordusu, işte buyurun. Bütün gücüyle geri çekilecek Almanlar. Burada biraz daha askerleri var ve tümenlerimiz zayıf olduğu için oradan hücuma geçmiyorum. Gerekirse askerleri bölsünler, getirsinler, ondan sonra bakarız. Bir de tanklarım hazır değil. Tanklarım için daha epey kaynak lazım ya, öyle böyle değil. Güzel, 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 fantastik, fantastik. Ne oldu lan alçak faşistler, saldıramıyorsunuz. Ya bizi geri püskürtmeye çalıştınız ama biz direndik. Normalde nehrin arkasında savunma yapmasak bu seride çok zorlanırdık. Onu söyleyeyim yani bu macerada. Çünkü kaynak yok, üretemiyoruz. Sanayileşmek berbat, ülkeyi batırdı zaten. Ya bak bir daha çal. Putin verdi emre. Hadi bakalım. Hurra! Hurra! Tabii orduyu kendim idare etmiyorum. Battle plan'ı bıraktım. Kendi vura vura gitsin abi. Hızlı bir şekilde Berlin'e gir komrat. Berlin'e gir. Bu alçakları Fransa'ya kadar kovalayacağız. Müttefikler bir de şuradan çıkarma yapın ya. Sadece İtalya'yı almaya çalışmayın. Gelin bir de Almanya'ya yardım edin. Yani Almanya'nın düşmesi için. Şu an %43 demeymişim ben. İyi. Birleşik Krallık'la eşit seviyelerdeyiz. Kayıplara bak yalnız. Paramparça ettim savunmada. Tabii ki ya. Şu savunmayı yaptığın anda zaten mümkün değil. Direnemez. Ama ben bu fakir ülkeyle acaba ne kadar dayanabilirim dedim. Dayandık abi. Özellikle son bıraktığım şu tüfek tümen var ya. Arka tarafına yerleştirdim. Resmini de eklerim. Son direniş artık. Son zamanları gösteririm. Aslında biz bunu elit zorlukta benzer stratejiyi yapmıştık. Göstermiştim size orada. Bir ordu önde cephede bekliyor. Arkasındaki bir ordu da destek tümen. Sürekli takviye veriyor ön tarafa. Ve böylece rakip bitemediği için en sonunda artık sen kazanmaya başlıyorsun. Çünkü rakibin agresif saldırısını kırdın uzun zaman. Bak bak bak, burada tümeni kalmadı. Tümeni alçakların. Berlin'e kadar kovalayın onları komrat. Burayı çevirebilir miyiz acaba ya? Ay. Nehir penaltımız var bizim de burada. Bunlar buraya saldırabiliyor mu? Hayır. Bu saldırabilir mi? Evet. Destek versin bakayım. Bir de uçaklar vuruyor mu, ona bir düzgünce bakalım. Bunu da ver. Uçaklar vuruyor mu abi? Uçaklar vuruyor ama çok az uçak var bölgede. Gerçi yine iyi vuruyor aslında. Şunu bir çevirip bu kadar tümeni imha edebilsek aslında süper olur da. Duruma göre ya buraya tank getireceğiz hızlıca açsın diye. Ama onun da işte zırhı tam oluşmadı daha. Vur! Vur alçağı, vur! Yolun sonu geldi faşizm için. Bak burası bomboş. Burayı çok rahat açarız aslında. Burayı çok rahat açarız. Hadi öbür taraf biraz kalabalık da. Burası tam Red Army'nin ezip geçeceği yer. Kiev düştü mü? Biz sonuna kadar direneceğiz. Bu faşizmi... Faşizmi doğulu yere kadar göndereceğiz. Abi hiçbir şey geliştiremedim. Var ya puan muan bile yoktu, politik puanlar. Anca şimdi kullanmaya başladık. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Normalde... bu... Diğer işte... Görüşün devamından gidebilsek mesela işte Buharin veya Rykov
başa geçebilse bu ekstra politikalarla yine ekonomisini bir şekilde daha iyi seviyelere getirebiliyor. Ama ben burayı açamıyorum. Bunları açamıyorum. Çünkü bunlar için şunlardan birini seçebilmen lazım. İkisi de şu an bende yok. Ülkeyi Tuhaçevski yönetiyor. O yüzden orada ilerleyebilmem mümkün olmuyor. Ben şunlara vur, şu 3 tane tümeni de imha edelim arkadaki. En azından burada biraz ben kendim müdahale edeyim de. Başka türlü yoksa bayağı yoracak bu bizi. Getir oğlum getir. Getir, faşizmi yok edeceğiz, getir. Aslanım benim. Ya oğlum bırak evladım. Direnmeyin artık, sonunuz geldi komrat. Şimdi şöyle bir şey var. Savaşın sonunda özellikle bu tankları şeyi kullandım. Destek olarak kullandım. Aşırı kayıp yaşanmıyor. Ama ufak da bir zırh verebiliyor. Çünkü gerçi şu an biraz toparlanma var galiba düşman ordusunda ama genelde toparlanma yokken şu zırh delme kabiliyetleri çok düşük oluyor. Şu an 9 olduğu için gayet delecek. Bir de ben light tankı yeniledim ama tabii bu üretilene kadar canı çıkacak onun muhtemelen. Yoksa zırhı daha yüksek. Arkadaşın şuna bakacaksın. Bak 13'e kadar çıkıyor normalde zırhı. Bir tane piyade şeyi, tankı yedek olarak bulundurmak aşırı derece zırh verebiliyor. Bu fakir ve yoksun ülke. Görüyorsunuz geldi Berlin kapılarına. Berlin. Rusça. Ama oraya tabii şey girecek. Wachowski girecek. Saygıdeğer devlet başkanımız. Onun için böyle bir hamlemiz olacak saygıdeğer dostum. Tanklar geldi. Savaşta ya az kayıp yaşar herhalde muharebelerde. Pek problem olmaz diye düşünüyorum ama. Göreceğiz komrat, göreceğiz. Göreceğiz. Arka taraflarda var mı bir sıkıntı? Kaynakları fena değil. Bunların aslında... Oo, buraya uçak mı yığmışlar? 4000 tane uçak var. Kayıpları görüyor musun? Uçakların da çok yeni değil. Eski fighterlar var çoğunlukla. Yenileri şimdi başladık üretmeye. Vallahi savaş olmadığı için hiç oralara bırakmaya gerek yok abi. Berlin'e birazdan tanklarımız girecek. Sovyet ordusu çok az kaldı. Berlin düşüyor. Nazi İmparatorluğu'nun başkenti Sovyet ordusu tarafından fethedildi. Ya. İşte sen busun komrat. Bombala bombala bombala, vur alçağı vur. Komrat piyade saldır tüm gücüne, bak delemiyorlar artık. Ya işte siz busunuz. Ha. Şunları bir tut bakayım şurada, bu alçaklar nereye gitmeye çalışıyormuş komrat. İmha et bunları, imha et. Bizi biraz daha kolaylaştıralım. Müttefikler de fırsatı buldu tabi, geliyorlar hemen alçaklar. Sizin sonunuz son değil. Şunu durdur şurada. Durdur komrat. Komrat durdur bunları. Şimdi yenilecek bir de gerçi ama. Puan yok mu? 86 diyor gerçi. Ya şuraya geçemiyor muyuz? Geçemeyiz. Sen vursana tank. Şurayı bir çevir artık ya. Alçaklara bak. Jukov gölgede kaldı. Dikkat edin. Neden gölgede kaldı? Çünkü devletin lideri var ordunun başında. Yani senin ne işin var diyor. Şu an orada bize şov yapmış şimdi diyor. O yüzden ona fırsat kalmadı komrat. Vur 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 alçağı vur vur. Einsguder yanmış. Hepsi geri çekilecek, hepsi teslim olacak. Kaybedilmeye başlandı diyor. Şimdi şunda artık işe yaramadığını gördüm bu arada. Bunun yerine motorize alabiliriz. Çünkü zırhını koruyamıyor arkadaşımız. Onu artık light tank'ın kendisine kullanırız. Gerçi bunu böyle yaptık, şimdi motorize kalmadı mı? Ama her şeye rağmen savaşı kaybedecekler. Sadece süreci biraz uzattılar komrat. Daha erken bitebilirdi bu çaba ama böyle de kazanmış olacağız. Aslında İtalya nasıl düşmüyor onu da anlamış değilim. Bu kadar ilerledi United Kingdom ve müttefikler. Yok artık. Oraya çıkarma mı yapman gerekecek? Palermo'ya. Yalnız büyük sıkıntı ha Palermo. Neyse Almanya düşsün, ben gerisine yardımcı olurum onlara artık. Yapacak bir şey yok. Bu alçak faşistleri Berlin'e kadar kovaladık. Yetmedi, Viyana'ya kadar kovalayacağız. Merak etmeyin. Teslim olacak bu alçak hainler. Dünyanın kaybını yaşattık adamlara. Veya fazla da kayıp yaşamadık. Şu anki saldırı biraz problem. Ama yapacak bir şey yok ona. Yani o da tank yok bakın. Tanksız saldırıyorum. Yani şu an saldıran tank tümenim de o kadar şey bir tank tümeni değil. Çünkü kaynağı yok. Yani diyorum abi fakiriz. Neyse bunun zırhı varmış biraz. Neyse ki varmış.
Yoksa fakiriz yani. Rezalet ya. Şimdi 30 bitte neden ısrarcı davranıyorum? Çünkü göstereceğim şimdi size neden 30 bitte ısrarcı davrandığımı. Ama artık her bitte problem yaşayacaksınız. Hearts of Iron 4'te. Zaten bunun için yaptılar. Yani şimdi bilmiyorsunuz muhtemelen, Total War modunu oynamadınız. Diğer modlarda da belki vardır ama Total War modunda özellikle çok güzel bir sistem oturtmuşlardı. Adamlar onun neredeyse aynısını alıp koymuşlar bu oyuna. Ben bildiğim için söylüyorum. Onda da öyleydi çünkü. Böyle dengesiz, her yerde farklı, ama ne olması da gereken o bu arada. Her yerde farklı combat bitler var. Ama genelde buralar düz arazilerden oluştuğu için şu hücum etmeye çalıştığımız yerlerde 90 bit uygun. Çünkü 90 bit. Şey 30 bit uygun, 90 bit çünkü. Tamam. Geri kalan araziler, dağlık falan oldu mu iş değişiyor tabii. Bak mesela buralar var. Sınırlı yerler. Şuralar var. Farklılık. Tamam mı? Buralar için ayrı tümen düşünebilirsin. Bitleri ona göre değerlendirebilirsin tabii ki. Ona bir şey demiyorum. Ama mevcut şartlar altında ben 30 bitin iyi olduğunu düşünüyorum. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Vurucu güç için. Bunları gönder, saldırmaya devam et. Farklı tercihleriniz sizin olabilir. Ben kendi dediğim gibi uyguladığım stratejiyi sadece anlatıyorum. Doğrudur veya yanlıştır demiyorum kimseye söylediğine. Çünkü doğru bir yaklaşım değil yani. Denemen lazım önce. Deneyip gözlemlemen lazım. Kesin sonuç bulman lazım. Demen, aa bu berbatmış. Mesela işe yaramaması lazım. İşe yaramamasını da gözlemlemen lazım. Nasıl olduğunu tabii, yani çok iyi bir şekilde değerlendirebilmen lazım. Mesela itiyor mu? İtiyordu. Bitti. 30 bit. İşte bu. İşime yarayan da bu zaten. İstediğim de bu. Başka da bir derdim yok benim. Bunları getir bakayım. Komrat. Paris'e kadar gidebilecek miyiz? Veya Viyana'ya? İkisi de olur. Hangisini isterse gideriz. Bunlar ne burada? Şurası hangi tümenin? Ya şu şey sıkıntı işte, biliyorsunuz. Bunları çözmesi lazım. Bak benim Hearts of Iron 4 ile ilgili sıradaki beklediğim güncellemeler. 1. Şu kaynak şeyi, kaynak ticareti. Tamam mı? Bunu detaylandırmaları gerekiyor. Alım süreleri olacak. Geliş süreleri olacak. Tamam mı? Onlarla alakalı bir derinleştirme gelecektir. Hearts of Iron 4'ü adamlar taktik yaptı. Basit çıkardılar. Herkes oynayabilsin diye. Şimdi artık zorlaştırmaya başladılar ki o oynamaya başlayan, bağlanan kitleye diyecek ki şimdi al sana oyun. Bunu böyle oynayacaksın diyecek. Oyunu zorlaştıracak. Şimdi bunu zor çıkarsaydı kimse oynatamazdı. Şimdi milleti bağladı oyuna. Şimdi oyunu derinleştirmeye başlıyor. Gerçi çünkü adamlar strateji oyunu yapıyor yıllardır. Onların da hoşuna gitmiyordur bence oyunun hali. Bir bu. İki, ne diyordum ben? Şu tümenlerin kullanımıyla alakalı. Düzeniyle alakalı. Bunu geliştirmeleri lazım. Bu sistem fena değil ama kullanışlı da değil. O kadar. Genelde kendin yönetiyorsun, daha iyi sonuçları. Bir de sürekli böyle düzeltiyorsun battle plan saldırıya geçince. Bunu muhtemelen elden geçirecekler. Çok da güzel bir sistem getireceklerdir bence. Bu kaynak sistemine ben çok şaşırdım ya. Aslında beklediğim buydu paradoksan. Böyle detaylı bir sistemdi. Ama yıllardır başarısızlık, hatalı güncelleme. Dedik herhalde bunda da bir hayır olmayacak. Bunu başardılar. Bak bu güzel. Şimdi bir de bu dediklerimi yaparlarsa daha da güzel olur oyun. Tank dizaynı. Bak ha, onları söyledik zamanında yıllarca. Sonra o çözüldü. Tank dizaynı tamam. Onu söyleyelim. Ondan sonra şey var gene. Hani kaynağın dışında söylüyorum. Doktrinlerin tamamlanma şekilleri. Bu da güzel. Buna da tamamım ben. Bunlar güzel hamleler. İşte sahalarda görmek istediğimiz hareketler yani. Evet. Devletler teslim olsun, bitecek. Bir tane bölümlük böyle Tuhaçevski 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetleri yönetiyor konulu bir video. Teknoloji gelsene şuraya. Alçak teknoloji, neredesin? Hain. Hain. Bunları ver. Yani gerek kalmadı artık, üretime de bakmıyorum. Yapacak bir şey yok. Şimdi tanklar vurmaya çalışıyordu. Bunlar yerlerini aldı mı? Alsınlar. Alana kadar almış olanlar vursun. İlerlemeye devam edelim. Şu an zafer konusunda en yüksek puan bizde. Güzel. %48, öbürü 41'de. Almanlar bayağı hasar yedi bizden. Güzel. Şuradaki saldırılar olmasa kayıplar daha az olacak. Burası dağlık alanlar ya, biraz problemli. Uçakların hepsini buraya yığalım.
Tamam getir. Yoğun bir bombardıman bekliyorum komrat. Bir an önce bu Alman alçak faşistler düşsün artık yeter. Doktrinde mesela ilerleyemedik doğru düzgün. İşte İspanya İç Savaşı'na müdahale etmedim. Hiçbir şey yapmadım. Sadece şu Tuhaçevski'yi ülkenin başına geçirmekle uğraştım. Onu yaptıktan sonra Çin Savaşı'na yardım ettim. Çin devleti rahatlıkla kazandı, itti, mahvetti Japonları. Ondan sonra canım kardeşim. Şunlar ne yapıyor burada? Oğlum bu tanklar burada. Uçak konusunda bayağı bastık tabii elimizden geldiğince. Ama işte ekonomi geç sanayileştiğimiz için oyuna bir sene geç başladığımı düşünün. Yani 1937'nin işte ortalarından başladığımı düşün. Hatta 1,5 sene neredeyse. Öyle başlayıp şey ettik. Belki kendim yani bunu seri olarak düşünecek olsun. Ben hani sizlere böyle hani beğeniliyor ya böyle Huawei 4 şeyleri böyle nasıl diyelim komik içerikler oluyor böyle. Çok hoşunuza gidiyor. Ha dedim öyle bir şey yapayım ben de Tuhaçevski ülkenin başına geçireyim. Sonra ya bunun serisini isteriz diyen arkadaşlar olduğundan ha dedim bunu oynayalım. Ama kendimi de iyice böyle bir işkence yapayım diye sıfırdan başlamadım. Sıfırdan başlayıp yok işte ülkeyi düzgün yöneteyim, yok İspanya'da savaş kazanayım, yok oradan doktrin kasayım vesaire. Onlarla hiç uğraşmadım. Direkt geldim. Oradan devam ettim abi. Problemli bir şekilde. Ama daha da zevkli oldu böyle. Çünkü gerçekten savaşı yaşadım yani. Sovyet direnişini. Elit zorlukta oynadığımız seri bundan daha rahattı yani öyle söyleyeyim. Bu beter etti beni. Lan arkadaş o neydi öyle ya? Saldırıp saldırıp duruyor alçak lan bir dur diyorsun. Yok her yerden geliyor. Yağdırıyor. Ama tabii şeyin arkasına saklanmak, nehirin arkasına saklanmak olayı çok kolaylaştırıyor. Her şeye rağmen yani normalde tutamayacağın hattı nehirin arkasında rahat rahat tutabiliyorsun. Ve saldırıyor yapay zeka. Saldırmasa, uçaklarımı ezse başlangıçta hiçbir şekilde direnemeyeceğim belki de. Yani uçağımın olmadığı cephelerde de gerçi çok iyi sonuçlar alamadı ama yine de tüm hatta çok rahat ilerleme şansı olabilecekti. Yapamadı bunu. Direkt saldırdı, saldırdı, saldırdı. Kaynaklarını eritti. Ben bombaladım, o kaynaklarını eritti. Şimdi artık son geliyor. Ben Fransa'ya, Paris'e geleyim dedim ama çok severiz biz Paris'e sürekli gelmeyi Ruslarla. Sovyet ordusu. Oğlum önüm bomboş işte yürü ya. Yürü yavrum ya şu Paris'e bir gir artık ya gözünü sevdim ya. Bu Fransızlar kendi şehirlerini alamayacak ben geleyim alayım bari. Bir de bu Alman'ın ordusu mu kalmadı acaba ya da hepsi yukarıda mı bunların? Buraya yukarıya bakayım. Çok enteresan. Güzel. Güzel. Fantastik. Fantastik. Ben bu arada Majino'dan giriyorum galiba. Ulan bunlar Majino'yu kaldırdı mı? Ha, bombalanmış neyse ki. Ulan Majino'ya saldırıyor. Gene kendimi kaybettiğim anlar. Majino'dan yarıp geçeceğim. Alçak. Alçak faşistleri. Sizi alçaklar sizi. Bir kısmını buraya gönder. Bir kısmını buraya gönder. Bir kısmını buraya gönder. Bir kısmını buraya gönder. Gönderemediysen böyle gönder. Agresif bir ilerleme emri verdik zaten. Oğlum şuna vursanız ha. O kadar tümen bekliyor burada. Burası da mı şey? Ha. Majino'nun devamı diyecektim. Tank sen de git. Viyana'ya doğru gidiyoruz komrat. Ne oldu bu İtalya'ya? Hala düşmedin mi? Ha. Almanya mı teslim oldu? Ulan ikisi birden gitti. Dur lan. Oha. Aynı anda ikisi birden düştü. Savaş bitti. Tabii. Macaristan'ı mı bekliyoruz? Aha, Macar varmış daha. Greater. Macar. Macar. Senin sonun son değil Macar. Alçak. Senin gücün mü varmış lan? Sen kimsin ya? Süper güç olmuş. Şuna bak ya. Gel buraya. Hemen alıyorsun burayı. Öbür taraflarda kayıplar. Kayıpların son durumu ne? Böyle. Güzel. Agresif saldırı yaptırdım öbür tarafta lüzumsuz. Yapacak bir şey yok. Tanklar nerede? Getir abi bunları da. Şimdi Macar'a gireceğiz. Budapeşte'ye. Nerede benim tankım? Ya bas geç şuraya ya. Oğlum şeyler daha hızlı gidiyor. Topçular daha hızlı gidiyor. Tanklardan. Ben geldim diyor. Bunlar da Macarlar ha Yugoslavya'yı almaya çalışıyorlar. Alçaklar sizi. Fazla direnemeyeceksin komrat. Teslim ol artık. Sovyet ordusu başkentine girmek üzere.
Hadi bak. Of. Yalnız var ya, kendi kendine çevirmiş ha. Bu ne? Oy. Dünyanın askeri çevirmiş. Aferin, aferin, aferin. İşte bir komrat böyle davranırsa gerçek komrat olur. Davay, davay, davay. Vur. Macar düşecek şimdi. Biraz daha ima et. 2 milyon, yok 1 milyon buna, 6 6,5 7,5 İşte 7,5 7,5 milyon kayıp yaşatmışım adamlara. Güzel. Ve bunu piyadelerle yaptık çoğunlukla. Burada artık tanklarımız kaynaklarını karşıladı. Cephede, savaşta yerlerini aldılar abi. Hatta şu an 1K stoklarımda yedek şey varmış. Med tank varmış. Biraz daha alabilirim yani duruma göre. Tümenime. Ha, bu tarafı mı yaptı? Yürü 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 yürü. Kapat orayı. Alçak. Sakın müttefiklere kaptırma Bulgaristan'ı. Onu da biz alalım. Hepsini ben teslim alacağım. Bütün savaşı ben kazandım. Bütün direnişi ben yaptım. Tabii ki İtalya'ya çıkmaları işimi kolaylaştırdı. Tabii ki onu söylemem lazım. Romanya düştü. İtalya'nın Romanya'ya İtalya'ya çıkması, Birleşik Müttefiklerin benim işimi kolaylaştırdı, evet. Ama önemli olan şu, savaşı kazandık.